Eskiden ne güzeldi. Floresan lambalar vardı, filamenli lambalar vardı. Patladığı zaman, bozulduğu zaman kesinlikle tamir etmek gibi bir uğraşa girmezdik ve gidip yenisini alırdık bakkaldan veya elektrikçiden, elektronikçiden neyse. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne demişler? LED lambam mı var, derdim mi var? Aslında bu dert iyi bir dert. Çünkü bu LED lambalar bozulduğu zaman tamir edilebiliyor arkadaşlar. Böyle bir avantajı var. Bu avantajı kullanmak gerek. Çünkü ben bu lambaya yanılmıyorsam 30 küsür TL para verdim. Büyük bir lamba. Bunun uçumu da vardı şöyle. Fası vardı. Ben bunu çıkardım daha çok ışık veriyor diye. Arıyorum bulamıyorum. Arıyorum bulamıyorum. Atölyede aramadığım yer kalmadı. Seni bulacağım. Seni bulacağım. Neyse konumuz o değil. Konumuz bu LED lambalar neden bozulur? Niye bozulur? Kime bozulur? Muhtemelen bu bana bozulmuş. Her neyse arkadaşlar LED lambaların üzerinde fazla bir film yok. Kaç komponenttan oluşuyor? İki komponent arkasında. Kondansatör, kapasitör. İki komponent de ön tarafta var. LED ve diyottan oluşuyor. Bu diyotlar şu anda gördüğünüz gibi standart SMD diyot. Burada herhangi bir köprü diyot da olabilir. Bu o kadar önemli değil. Burada şimdi arıza olduğu zaman şöyle gözle bir bakıyoruz. Gözle baktığımız zaman kapasitör, kondansatör patlamamış, çatlamamışsa burayı eliyoruz. Ön tarafa baktığımız zaman diyotlardan anlamak mümkün değil. Yani diyotlar köprü veya normal diyot. Kısa devre ise lambamız çalışmayabilir. Bu lambalarda en fazla arıza LED'lerde oluyor arkadaşlar. Çünkü buradaki dizilim seri bir dizilim olduğu için LED'lerden herhangi birisi patladığı zaman kesinlikle devreyi tamamlamıyor ve LED lambamız çalışmıyor. Yani bir zincir mantığında zincirde bir halka koptuğu zaman zincir iptal oluyor. Burada da aynı o sistem geçerli arkadaşlar. LED'lerin sağlamlık kontrolünü böyle bir pille yapabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki LED'lerin hepsi sağlam. Dediğim gibi diyotları ölçüyoruz ve arızayı buluyoruz. Patlayan LED üzerine bir köprü atarak burada bir geçişkenlik yapabilirsiniz. Yani oradaki LED'i iptal edip direkt lambanızı çalışır hale getirebilirsiniz ama LED'lerden birisi devre dışı kalacaktır. Benim elimde LED olduğu için şöyle şerit LED var. Buradan herhangi bir LED'i söküp buraya taktığımız zaman işlemimiz tamam olacak arkadaşlar. İşlemin tamam olabilmesi için kameranın açısını değiştirmemiz gerekiyor. Ben kameranın açısını değiştirene kadar sizler de kanalımıza destek olmak istiyorsunuz arkadaşlar. İstiyorsunuzsa videomuzu paylaşabilirsiniz. Çünkü bir önceki videoda bir sitem etmiştim. Orada birkaç arkadaş yine spama düşmüş. Yok biz senin videolarını paylaşmak zorunda mıyız? Arkadaşlar zorunda değilsiniz tabii. Biz sadece bir istekte bulunuyoruz. Yani bu kadar basit. Video çekiyoruz. Beğenin diyoruz, paylaşın diyoruz. Kötü bir şey demiyoruz yani. Her neyse fazla uzatmaya gerek yok. Hemen videoya geçelim arkadaşlar. Geçelim mi? Geçelim tabii ki. Buyurun. İşleme başlıyoruz. Avometremizi direnç bölümüne alıyoruz. Şimdi burada LED'leri teker teker ölçeceğiz. Tabii ki dediğim gibi eğer LED'inizde şöyle bendeki gibi bu siyah nokta LED üzerinde varsa bu LED kesinlikle bozuktur. Şimdi anlayacağız zaten. Direkt onu ölçeceğim. Bizim noktalıya bakalım. Yani patlak olan LED'e bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir değer göstermiyor ama sağlam LED'ler gördüğünüz gibi belli bir değer gösteriyor. Daha sonra avometremizi kısa devre moduna alıyoruz ve buradaki diyotlarımızın dördünü de teker teker ölçüyoruz arkadaşlar. Diyotlarımızın ikisi ters bağlıdır, ikisi düz bağlıdır. Bunlara da dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi iki taraftan da değer okuduk. Bu bizim diyotlarımızın sağlam olduğunu gösterir. Arka probelarımızın yerini değiştirdiğimiz zaman herhangi bir değer okumuyorsak bu iki diyot sağlamdır. Daha sonra diğer iki diyotu da ölçüyoruz. Aynı o mantıkla gördüğünüz gibi bunlarda da tam ters takılı olduğu için probelarının ucunu değiştiriyoruz. Tersinden ölçüyoruz ve terslerinden değerlerini alıyoruz. Yani bizim diyotlarımız sağlam. Kapasitör, kondansatörümüz sağlam. Yani tek bir şey kalıyor arkadaşlar. LED'in de dediğim gibi zaten patlak olan belli. Diyelim ki bu şekilde benek yok ama hangi LED arızalı olduğunu bulabilmek için bu şekilde 18651 pili artısına eksisine dikkat ederek LED'leri teker teker kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Bizim benekli LED'e tutalım. Dışarıdaki LED'lerle içerideki LED'lerin artıları eksileri farklı olduğu için buradaki artı eksiği değiştirmeniz gerekiyor. Örneğin şu şekilde tuttum çalıştı ama yukarıdaki LED'e tuttuğum zaman çalışmıyor. Çünkü buradaki artı eksiler farklı. Bu sefer ne yapıyoruz? Kabloların yönlerini değiştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde LED'lerin sağlamlığını ölçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi teker teker hepsini ölçelim. Emin olduktan sonra işleme başlayalım arkadaşlar. Başa kadar geldik. Buradan başladık. Başa kadar geldik. Şimdi kablolarımızın yönünü değiştiriyoruz. İkinci sıradaki LED'lerimizi de teker teker baştan başlayarak ölçüyoruz. Yani aralarda belki
Başka bozulan var mı diye ona bakıyoruz. Buradaki giriş ledlerinden birisi patlamış. Baştaki sağlanmış. Hemen sökelim ve değiştirelim arkadaşlar. Artısına eksisine dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle belirleyelim. Ledimizin bu tarafı, sol tarafı artı, sağ tarafı eksi. Buradaki bozuk ledin de aynen sol tarafı artı, sağ tarafı eksi arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Ters taktığınız zaman kesinlikle çalışmayacaktır. Onu da söylemiş olayım. Buradaki ledin biraz boyut farklı ama sorun olmayacaktır. Hemen hemen değerleri aynı bunların. Burada bir şey unuttum. Gördüğünüz gibi iki adet de direnç var. SMD direnç var burada. Bu dirençleri de ölçmemiz gerekiyor. Dirençlerde de sıkıntı olmuş olabilir. Şöyle bakalım. Bu sağlam. Diğerine bakalım. Diğeri de sağlam. Bu iki direnci de atlamamak lazım. Dirençlerde de sıkıntı olmuş olabilir çünkü. LED'i söktük burada. Bu diplerine biraz lehim vuralım. Testimizi yapalım ve işlemi bitirelim arkadaşlar. Basit bir şekilde 30-35 TL'lik bir ampulü kurtarmış olduk. Evet arkadaşlar, mutlu son. Gördüğünüz gibi lambamız gayet güzel çalışmaya başladı. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Basit bir parçayla lambamızı geriye döndürdük arkadaşlar. Buna benzer tamirleri sizler de yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Bu videoyu beğenip paylaşan herkesin Allah evine huzur ve bereket versin. Maskesiz ve sağlıklı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Eyvallah. Evet, dediğim gibi bunların ve floresanların tamiri mümkün değil. Bu vatandaşları tamir edebiliyoruz arkadaşlar.